Cumhuriyet Halk Partisi aslında ne? Cumhuriyet Halk Partisi Misak-ı Milli'den ve Kuvayi Milliye'den doğmuş bir partidir. Yani Türkiye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için ant içenlerin kurdukları bir partidir. Bu videomuzda Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli yönlerini incelemek için SWOT analizi metodunu kullanacağız. Bu metoda göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü yönlerine baktığımızda Atatürk'ün kurduğu parti olması hasebiyle %10 ila %20 oy bandına sahip olması onu iktidarın en büyük alternatif konumuna getirmektedir. Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu altılı masa ittifakı ile toplumun her kesiminden oy alabilme potansiyelinin artmış olması ve iktidarın yaptığı son icraatları Bay Kemal'in direktifleriyle yapıldığı algısının oluşması şimdi ne dediysem yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü yanlarına örnektir. Zayıf yönlerine baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısız bir genel başkan olması, seçmen de kazanır umudu yaratmaması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu ilkelerinin olması ancak mevcut durumdaki söylemlerin kendi kurucu ilkelerine ters olması. Buna örnek olarak Nurşirevan Elçi'nin tartışma yaratan özellik açıklamaları gösterilebilir. Parti yöneticileri ve milletvekilleri kamuoyunda tepki yaratan açıklamalarda bulunmaları, yine buna örnek olarak Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullanıyor açıklaması, Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweet silsilesi örnek gösterilebilir. Mevcut ekonomik durumun kötüye gitme sebebiyle oy oranları düşen iktidar partisi karşısında ağırlıklı olarak halkın gerçek sorunlarından ziyade suni gündemleri ele alması, kışı nasıl geçireceğini düşünüyor, çıkıyor oradan. Başörtüsü mevzusu. Başörtüsü diyor. CHP'nin oy oranını doğru ölçüde arttıramamasına sebep olmuştur. CHP'nin kurucu değerlerden uzaklaştığı iddiası ki CHP'ye tezat olan Cübbeli Ahmet Hoca bile bu durumu eleştirmesine sebep olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelişmesini engelleyen faktörlere baktığımızda CHP'nin İslam düşmanı bir parti olduğu kanısının inşa edilmesi, İslam dinine ters herhangi bir söylemin Cumhuriyet Halk Partisi ile özdeşleşmesi, bir parantez açmak gerekirse bizce bir siyasi partinin komple din düşmanı olduğu algısı yanlıştır. Parti içinde bu fikri destekleyen söylemler olsa da bu söylemler bir partiye mal edilemez. Kapat parantez. Türkiye'nin başarısızlık hikayesinin başrolü olarak iktidarın CHP'yi hedef göstermesi ve halkın bir kesiminin buna inanması. Onlar hep şeydendir. Halk Partisi'den bu zamlar geliyor. Halk Partisi dediğin CHP'den mi? CHP'den geliyor. CHP yüzünden mi zam geliyor? CHP yapıyor bunu hep. Havuz medyasının CHP'yi gayrimilli bir parti olarak göstermesi. Fırsatlarına baktığımızda halk nezdinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığına aday olması konusunda büyük destek görmesi. Ekrem İmamoğlu abi açık ara böyle namuslu bir belediye başkanı gördü mü? Mevcut siyasi sistemden dolayı HDP'nin kilit parti olması ve bu partinin Kılıçdaroğlu'nu destekleme ihtimali, ekonominin kötüye gidişatından yıpranan, iktidar partisinden uzaklaşan, daha önce iktidar partisine oy veren kitlenin şikayetçi olması. 20 yıla yakın AK Parti'ye oy verdim. Bu saatten sonra AK Parti'ye oyumu vermem. İçinde bulunan sosyoekonomik durumdan şikayetçi olan Z kuşağının değişim istemesi. Ben daha Tayyip'i yenemedim ama. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük fırsatlarına örnektir.